biraz. Düşünür ki ben bir spa center'a gidim, dinleneyim, vücudumu arındırım, temizleyeyim, iç organlarımı gençleştireyim. Ne yapabilirim ki önümüzdeki o kış sezonunda, koca bir kış yılı nasıl geçirebilirim ki hem temizlenmiş olum, hem vücudum genç, dinç, dinamik, hem de ki derim genç, sarkmalarımdan arınmış, siyah noktalarımdan arınmış, saçlarım parlak. Bunları düşünürken o kadar yanlışlar yapıyoruz ki kendimizi güneşe atıyoruz, kendimizi kalkıp denizden, o tuzlu sulardan hiç çıkmıyoruz. Yoruluyoruz, koşturuyoruz, her şeyi yemeye çalışıyoruz bu türlü yerlerde. Ama ne kadar kendimize zarar veriyoruz, bunu artık tatilden döndüğümüzde anlıyoruz. Evinize spa center'ı getirmek istiyorum. Meyve yöntemiyle temizlenmek, arınmak, meyve yöntemiyle vücuttaki kanı temizlemek, hücreleri yenilemek en kolay. Çünkü meyveler bu mevsimde o kadar çeşit çeşit ki, her türlü renkler var şu anda tabakta gösterdiğim gibi. Her türlü renk var. Çilek var, ananas var, portakal, limon, lime. Açık renkten koyu renge. Ne kadar fazla koyu renk kullanırsanız o kadar vücudunuz daha çok temizlenecek. Çünkü koyu renkteki meyve ve sebze bir sünger gibi kanı temizler. Acıktıkça tüketin. Artı 2 litre su. Meyve ve 2 litre su. Bunu kuru meyvelerle de yapabilirsiniz. O bir günün içinde meyve günüyle vücudu içten temizlersiniz ve 5 yaş gençleşmiş olursunuz. 2 numara dıştan kendimizi temizlemek. Deniz süngerleri olabilir. Şu şekilde fırçalar olabilir. Hangi size uygunsa, her iki çeşit süngerler sizi ölü hücrelerden arındıracak. Deri altındaki kan hücrelerini, okulcal damarlarını daha iyi bir şekilde dolaşımını sağlasın, temizlesin, arındırsın ve yeni hücrenin oluşmasını daha hızlı bir şekilde üretmiş olacağız. Hassas ciltler, beyaz tenli ciltler. Sizin için özel tarif veriyorum şimdi. Bunun için vücut peelingi hazırlayacağım. Duş jeli. Hem peeling yapıyor hem de duş jeli görevini yapıyor. Birinci malzeme burada katranlı, kükürtlü sabundur. Rendelenmiş katranlı, kükürtlü sabunu emdiriyorum. Ardıç katranı her türlü deri hasarlarını tedavi etmektedir. İkinci malzeme sıvı mumya kullanacağız buraya. Doğal madendir mumya, deri hasarlarında, deri problemlerinde, kaşıntı, akıntı, çatlak, kızartı. Bir yemek kaşığı kadar sıvı mumyamızı ilave ediyoruz. 1 litre kaynar su ilave ediyorum. İyice tahta kaşıkla eziyoruz ki birbirine karışsınlar. Badem yağı katacağım. Çok az katıyoruz onu da. 1 yemek kaşığı kadar, çünkü 1 litreden konuşuyorum. Badem yağını da ilave ettim. Karıştırdıktan sonra karanlık bir yere bırakıyoruz. Bu muhteşem spa vücut jelini ve 12 saatten sonra sizin çok güzel bir jöleniz hazır olacak. Bakteriden arındırıcı, akne, her türlü lekeler, vücuttaki ölü hücreler, arındırıcı spa jöleniz hazır. Büyükten küçüğe herkes kullanabilir, hiçbir yan etkisi yoktur. Şu anda beklemekte 1-2 saatimiz kaldı. Böyle bir güzel jöle alınıyor. Donduktan sonra güzel kablarınızı dökün, fırçanızı öncelikle çok hafif, yani çok yumuşak yeriyle şu jöleye batırıp ve vücudunuzun her yerini, nerede ölü hücreler daha fazladır, hatta selülitlerinizi, selülit, yağ bezleri, vücuttaki o katmanlar, kötü görünüş, hamile sonrası oluşan çatlaklar, hepsini iyice bu malzemeye batırıp batırıp iyice her yerinizi, boynunuzu, her yerinizi bundan temizleyebilirsiniz. Alıştıktan sonra tavsiye ederim ki daha sert malzemeler kullanasınız ki vücut daha da yoğun bir şekilde sıklaşsın. Geçiyorum 3 numaraya. En az
6-7 saat o katranla kükürtün karışımı, badem yağı vücudunuzu sıklaştırsın. Banyo gireceğiz, duş yapacağız. Nasıl yapmamız gerekiyor ki vücudumuzda bu türlü değerli yağlar, bu türlü değerli malzemeler, vitaminler kaybolmasın, gitmesin. Spa Center'da yapılan işlemi göstereyim ben size. Bir numara tuzdur. İyotlu tuz. İyotlu tuzu alıyorsunuz. Bir bardak tuz. 5 litre suyunuza boşaltıyorsunuz. Şimdi sizi çok önemli bir malzemeyle tanıştıracağım. Fenoksatin. Fenoksatin bir yosundur. Bunlar ıslatılıyor. Ondan sonra sargı gibi vücuda sarılıyor. Bekletiliyor yarım saat veya 40 dakika. Bu sargılar açıldıktan sonra cilt sıklaşmış, temizlenmiş ve hissedeceksiniz sanki üstünüzden bir ton bir yük düşmüş. Bu sargıyı da bu suya bırakıyoruz. O yaprağı içinde böyle eziyorsunuz. Bakın nasıl hemen ezildi. Fenoksatin dediğimiz madde yağ kırıcı maddedir. İyice eriyecek. Bunu küvetin içine götürüp hepsini karıştırarak boşaltıyorsunuz. Ve sevdiğiniz hangi koku varsa, bu melisa olabilir, lavanta olabilir, sakinleştirici, sizin ruh halinizi dinginleştirecek hangi bir yağ varsa hepsine izin veriyoruz. Kullanabilirsiniz ve 20-25 dakika küvette kalıyorsunuz. Çıktıktan sonra istediğiniz cildinize uygun cilt sıklaştırıcı, A vitamini, C vitamini ve mutlaka E vitamini barındıran nemlendirici mutlaka kullanın ki cildiniz size teşekkür etsin. Hem içeriden hem dışarıdan kendinizi temizlemiş olacaksınız. Hiçbir farkı yok. İnanın gittiğiniz o spa center'larda, o büyük otellerde aynısı yapılmaktadır.